Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Gayri safi yurt içi hasılası dünyanın %15'ini oluşturuyor. Döviz rezervinde dünya birincisi. Bunun yanı sıra 2812 kilometrelik yüksek hızlı tren demiryolu inşası başladı. Dünyanın en büyük otoyol ağı, yüksek hızlı tren demiryolu ağı ve mobil geniş bandı inşa edildi. Çin'in dünya ekonomisine katkısı ve dünyadaki payı gittikçe büyüyor. 1,5 milyara yaklaşan korkunç nüfusuyla tek başına dünyanın neredeyse 5'te 1'ini oluşturuyor. Dünyada her 5 insandan birinin Çinli olması gerçekten de tüyler ürpertici bir durum. Adeta bir istila. Bu arada herkes Çin'e odaklanmışken Hindistan unutuluyor. Hindistan'ın nüfusu da neredeyse Çin'le aynı. Ve Hindistan'da Çin'deki gibi ciddi nüfus politikası yok. Hindistan, Çin'i de geçecek. Dünyanın yarısı sadece Çinli ve Hindistanlılardan oluşacak yakın zamanda. Bu inanılmaz ürkütücü bir durum. Çin, an itibariyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Gayri safi yurt içi hasılası 12 trilyon dolar civarı. ABD'nin 20 milyar dolara yakın. Fakat satın alma paritesine göre ise Çin şu an dünya birincisi. Çin için şu günlerde ilk kez süper güç ifadesi kullanılmaya başlandı. Çin'in potansiyeli gerçekten de muazzam. ABD'nin 300 milyon nüfusuna karşılık Çin'in 4-5 kat büyük nüfusu var. Ve bu nüfusu sürekli çalışıyor, üretiyor. Er ya da geç bu çarklar ABD'ye geçmelerini sağlayacak. Artık tüm dünya nefesini tutmuş, Çin'in ABD'ye geçmesini bekliyor. Çin, askeri anlamda da liderliği almak üzere. ABD 800 milyar dolarlık inanılmaz bir askeri bütçeye sahip. Çin, dünyada ABD dışında 100 milyar dolarlık askeri bütçeyi geçen ilk ülke oldu. Çin savunma bütçesi 200 milyar dolar civarında ve inanılmaz hızla büyüyor. Yılda %8 ila 10 arasında büyüyor. Çin'in askeri gücünü anlatan en iyi örnek de son yıllarda ABD'nin savunma bütçesi %4 küçülürken Çin'in %20 büyümesidir. Çin çok sinsi büyüyor aynı zamanda. Son 5-6 yılı saymazsak Çin'in dünya çapında çok iddialıymış gibi davranmadığını söyleyebiliriz. Bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin bilinçli ve etkili bir politikasıdır. Çinliler yeterince güçlenmeden meydan okumayı istemiyor. Yakın zamana kadar da Çinli diplomatlar dünyanın süper gücü mü oluyorsunuz sorularına şiddetle tepki gösteriyorlardı. Fakat 1-2 yıldır özellikle yeni İpek yolunun canlandırılması, büyük askeri harcamalar, uzay çalışmaları ve ABD ile ticari savaşta görüldü ki bir canavara dönüşen Çin ilk kez sesini yükseltmeye başladı. Ta Meta Han zamanında Çinliler için her yerden türeyen halk diye bahsediliyor. ABD son yıllarda Çin'in bu büyümesine karşı önlem almaya başladı. Ticari olarak ciddi vergiler getirdi Çin'e. Fakat artık güçlü Çin ekonomisi bu sarsıntılardan pek etkilenmiyor. Çin'in büyüme trendi, Batı dünyasının büyümesinin dışında ayrı bir trend yakalamış durumda. ABD krize girip küçüldüğünde, tüm dünya etkilendiğinde bile artık Çin çok fazla etkilenip daralmıyor. ABD birinci düşmanı olan Rusya'nın yerine Çin'i koyacak kısa zaman içerisinde muhtemelen. Çin her alanda büyüyor. Dünyadaki neredeyse bütün markalar Çin'de üretiliyor. Dünyaya pazarlanıyor. Çin malı tabiri de artık tarihe karıştı. Aslında bu yanlış bir algıydı. Çinliler sadece çürük mal değil, her kaliteden mal üretiyordu eskiden beri. Ülkeler kendi ekonomik gücüne göre bunların iyisini veya kötüsünü alıyor. Türkiye gibi ülkeler daha ucuz ürünleri aldığı için Çin mallarının kötü olduğu algısı yayıldı bu ülkede. Halbuki dünyanın bir numaralı kalitede olan iPhone'u bu dev şirket Çin'de üretiyor. Çin devlet başkanının 1 milyon koruması olduğu iddia ediliyor. Bazıları Çin ekonomisinin balon olduğunu iddia ediyor. Sebepleri de mantıksız sayılmaz. Dünyadaki üst düzey teknolojilerinin ABD'de olduğu, dünyanın en değerli markalarının yine ABD şirketlerinin olduğunu söyleyerek görüşlerini temellendiriyorlar.
en büyük beyinlerin ABD'ye göç edip burada yaşadığını da ekleyerek, Çin ekonomisinin ABD şirketleri üzerinde büyüdüğünü, bu şirketlerin çekilmesi durumunda Çin'in enkaz haline geleceğini iddia ediyorlar. Belki kısmen doğrudur. Fakat ABD inanın ki şu an Trump gibi bir başkanla yönetilirken elinde Çin'i yerle bir edecek kozları olsa bunu kullanmaktan asla çekinmezdi. Zaten deniyorlar. Şu ana kadar başaramadılar. İleride ne olur bilinmez. Çin kendi markalarını üretmeye başladı. Yüz binlerce patent ve marka çıkarmaya başladı bu ülke. Çinli şirketler şimdiden Silikon Vadisi'ne birçok yatırım yapmış durumda. ABD'nin beyinleri de Çin'e yerleşmeye başladı. Yoksa pazarı kaybedecekler. Çin'in satışları birçok konuda ABD'yi ikiye katlamış durumda. Şu an teknolojide Çin, ABD'nin %40'ı kadar. Fakat bu oran gittikçe yükseliyor inanılmaz bir hızla. The Economist dergisi Çin'in birçok alanda ABD'yi geçeceğini yazdı. Dünyada birçok uzman da bu görüşte. Çin'i durdurmak için artık ekonomik silah yetmeyecek. Kesinlikle sıcak çatışmaya girilecektir. Çin 5-6 yıldır bu sınırı geçti ve durdurulamaz bir güç olmaya başladı. $19 trilyon bir borca sahip olan ABD'nin en büyük borcu $1,5 trilyon Çin'dedir. Çin sadece kendisini değil, korkunç büyüklükteki iş gücü, üretim ve pazar alanıyla çevresini de büyütmeye başladı. Nasıl ki Avrupa Birliği ülkeleri birbirleriyle ticaret ederek beraber büyüdüyse, Güneydoğu Asya pazarı şu anda dünya liderliği için yarışıyor. Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Singapur. Bunlar gittikçe yıldızlaşıyor. Her geçen gün yeni yıldızlar katılıyor aralarına. Pakistan, Bangladeş gibi dev nüfuslu ülkeler de gelecek adına çok büyük pazar ve iş gücü potansiyeline sahip. Tüm bu etkenler Çin'in büyümesinin geçici değil, çok uzun süreceğinin göstergesi. Siyasi ve askeri olarak da hemen yanı başında ABD'nin ezeli gücü Rusya var. Rusya Çin'in yanında, güçlerini birleştiriyorlar. ABD, Sovyet Rusyası için neredeyse dünyanın yarısını müttefik haline getirdiği NATO'yu kurdu. Bakalım ondan çok daha büyük bir güç olan Çin için ne yapacak? Üstelik Çin, Sovyetler Birliği gibi yalnız değil. Yanında eski ve yeni dünya güçleriyle beraber geliyor. Doymak bilmeyen bir enerjiyle, tükenmek durmak bilmeyen bir nüfusla geliyor. Çin, ABD'yi ezip geçmeye hazırlanıyor. İleri teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında da çok büyük güç haline gelmiş durumda. Araştırmalara göre Çin yapay zeka alanındaki patent sayısında ABD'yi geçti. Bu çok önemli bir kriter gelecek adına. Çin'in baskıcı bir yönetim anlayışı var. Birçok alanda kapalı olmasına rağmen ekonomide dünyaya entegre olmayı başarmıştır. Çin'in kendi gerçek askeri gücünü resmi rakamlara yansıtmadığı ifade ediliyor. Savunma bütçesini %20-30 daha düşük gösterdiği iddia edilmektedir. Çin'in en büyük tehlikesi iç karışıklık. ABD'nin Çin'i 7 ayrı devlete ayırma projesi olduğu iddia ediliyor. Sadece Doğu Türkistan'da en az 20-25 milyon Türk nüfus var. 56 ayrı etnik unsurun yer aldığı Çin bir gün bölünme tehlikesi yaşayabilir. Çin'de Müslüman nüfus da hızla artıyor bu arada. Çin'deki Müslüman sayısı Türkiye'den daha büyük. 100 milyon civarında Müslüman yaşıyor Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Çinlilerden de İslam'a geçen çok sayıda insan var son yıllarda. Çin'in bunu engellemek için özellikle Doğu Türkistan'da korkunç zulümler gerçekleştiriyor. Çin bu devasa nüfusu nedeniyle adeta işkenceye dönüşen bir trafiğe sahip. Çin'deki araç sayısı Türkiye'deki insan sayısının 3 katı. 200 milyonu geçmiş durumda. Şangay 12 gün süren ve 100 kilometreye uzanan trafik ışıklarıyla bu konuda dünya rekorunu elinde bulunduruyor. Çin'in dev nüfusu nedeniyle havuzlar, AVM'ler, sokaklar adeta iğne atsan yere düşmez tabirinin canlandığı yerlerdir. Dünya ekonomisini sırtlayan üretimi nedeniyle Çin'in birçok kenti nefes alınamaz bir havaya sahip. Birçok insan maskeyle geziyor buralarda. Çin'deki hava kirliliğinin ABD'yi bile etkilediği belirtiliyor. Dünyanın en zengin köyü Çin'dedir. Wanxi adlı köyde 350 civarı evin tamamı villadır. Buraya yılda 2 milyon turist gelmektedir.
Çinliler, kedi, köpek gibi hayvanların etini yemektedir. Garip geleneklere sahip Çinliler vardır. Çin'in Quandang eyaletinde günde yaklaşık 10 bin kedi yeniyor. Dünyanın en ilginç olaylarının yaşandığı ülkelerden biridir. Çin'deki garip olaylardan birisi de zenginlerin suçlu olmaları halinde parayla başkalarını kendi yerine hapse gönderebilmeleridir. Yani Çin'de paranız varsa hapis yatmayabilirsiniz. Bırak Çin'i uyusun, kalktığında tüm dünyayı sarsacak. Napolyon'un Çin hakkında söylediği bir sözdür. Çin'in simgesi ejderhadır, gücü temsil eder. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Türkiye'nin kara kutusu.